Herkese Rubro kanalından merhaba arkadaşlar. Retro Cuma bayağıdır çekmiyorum. Bugün PlayStation 25. yılına özel PlayStation Classics'te, şurada PlayStation Classics, bir oyun oynayacağız. FIFA 96'yı oynayacağız. Bakın PlayStation tişörtte gideyim, şurada amblem var. FIFA 96 oynamamızın sebebi şu: FIFA 96 benim için bir dönüm noktası. Hani ben çok fazla futbol oyunlarını sevmiyorum ama FIFA 96 ile ilgili çok güzel anım var. Onu da size anlatacağım. Ama ilk başta şu açılışa bakın. Virtual Stadium olayını getiren ilk oyun, hatta bir simülasyona adımdı FIFA 96, biliyorsunuz. FIFA'cı bir adam değilim ben. FIFA'yı çok sevmiyorum. Ama FIFA 96'yı gördüğüm zaman kafa yemiştim. Ondan bahsedeceğim size. İlk speaker olan futbol oyunu buydu galiba. Tam bilmiyorum ama grafikleri falan inanılmazdı. PC'de bence grafikleri daha güzel. Şu anda PC'de oynayamıyorum. Şu oyunu çalıştıramıyorum PC'imde. O yüzden PlayStation'da oynuyorum. Hem de 25. yıl olduğu için de güzel bir güzel denk geldi diyeyim. Öyle diyeyim. Şimdi ben bu oyunu Antalya Sektör Bilgisayar'da görmüştüm. O dönemler işte 95'in sonlarıydı falan galiba. Tam hatırlamıyorum. İçeri gittim. Tamamen normalde başka oyun almaya gitmiştim. Bak bak. Çok güzel girişi ya. Tamam mı? Şimdi başka bir oyun almaya gitmiştim. İçeride bir gittim. İçeride böyle sesler geliyor. Speaker sesleri geliyor, tamam mı? Dedim ki bu ses nereden geliyor? Baksanıza ya. Abi tipe bakın. Dur, anıya devam edeceğim de şuraya bir bakalım. Bunu gördüm işte, tamam mı? Ya sürekli ekranda bunlar dönüyor. Ben bunu görürsem çıldırdım, çünkü bu grafik, işte bu çizimler, bu dizaynlar falan yoktu zaten abi, delirmiştim yani. Bir CD oyunu falan işte. Dedim bu ne dedim, hani bu seslerle futbol mu izliyorsunuz? Yok dedim, FIFA 96 geldi, manyak oyun falan anlatıyor bana. Ve o dönemde Need for Speed'in ilki gelmişti. Ben ikisini böyle görüyorum, bir Need for Speed açık, bir bu açık, tamam mı? Yani çıldırdım, tamam mı lan dedim, nasıl bir oyun hani. O zaman da tabii futbol, şu anda takım tutmuyorum ben ama o zaman takım tutuyordum. Böyle futbol seviyordum her genç gibi. Bunu görünce çıldırmıştım, abi dedim ben bu oyunu almak istiyorum. Dedi, ne dedi ya işte, şu kadar RAM'im var mı falan dedi. İşte bilgisayarım zaten 486DX'ti, kaldırmayacaktı yani. Pentium 100 lazım buna falan dedi adam böyle işte. Nihat neydi adam adı şimdi, hatırlamıyorum. Bayağı böyle Antalya'nın en güzel oyunlarına sahip bilgisayar, sektör bilgisayar. Hadi dedim, hadi ya falan işte. Ondan sonra işte Pentium 100 olanında çalışıyormuş. Benim bir arkadaşım işte o zaman Escort bilgisayar vardı. Escort marka. İsme bak ya, Escort neyse. Escort marka bilgisayar olan bir arkadaşım da bu var, çalıştırıyordu o. İzledim tabii ben o gün böyle işte ne bileyim başka bir oyun aldım ama aklım FIFA'da kaldı. İzledim ama tabii böyle biraz oyunu, orada bayağı oturdum izledim. Oynamadım ama çünkü böyle şey takıldı, gamepad takıldı diye sürekli dönüyordu videosu. Çıldırdım böyle, unutamıyorum yani, değil mi? FIFA 96 oynamak zorundayım. İşte bu Escort bilgisayar olan arkadaşın evine gittik. Hatta böyle bilgisayarında turbo butonu vardı. Basınca bilgisayar hızlanıyordu. Bir daha bastığın zaman küçülüyordu. Böyle bir tane LED ekran vardı. Orada böyle turbonun şeyi yazardı, yüzdesi falan. Böyle ilginç bir anım var. Yıllar yıllar sonra bilgisayarın Pentium 100 yaptırdım. RAM'imi de 16 MB RAM yaptırdım. Megabyte bakın, gigabyte değil. Megabyte RAM yaptırdım. Ondan sonra FIFA 96'yı aldım ama bakın FIFA 96 şöyle CD'si var. Belki de ekstra şöyle ikinci bir çekerim şuradan ya. Aslında öyle yapsam iyiymiş. Ama tripodumda şu anda webcam takılı. Şimdi FIFA 96'yı da şöyle bir göstereceğim zaten. FIFA 96'yı size şöyle göstereyim. Yıllardır duruyor. Yıllardır duruyor yani bende. Hatta bu benim bir arkadaşım bana ait diyor ama bilmiyorum ben de. Evet, şöyle bir kitapçık bir şey var. Tuşlar muşlar yazıyor. Gamepad'iniz yoksa ikinci kişi olmuyordu. O da beni çok şaşırtmıştı beni. Hani klavyeden kişi olmuyordu. Çok şaşırmıştım. Nasıl ya falan demiştim. Hatta ama böyle mouse'u ikinci player yapabiliyordunuz bilgisayarda. O böyle epikti yani. Mouse'la ben oynamaya çalıştığımı biliyorum. Ama eski böyle toplu mouse'larla falan. Böyle ya. Böyle anılarımdan bahsettikten sonra oyunu biraz oynamaya çalışayım. En son böyle bir arcade tarzı futbol oyunu videosu çekmiştim Nintendo Switch'te. Futbol oyunlarında kötü oldum, biliyorsunuzdur o videoyu izlediyseniz. Yine de böyle bir oyunu görelim, bir oynamaya çalışayım istiyorum.
Şimdi menüye bakın. Friendly, League, Tournament, Playoff, Options. Hatta Options'a bir gireyim. Options'ta galiba 45 dakika bile vardı. 45 dakika yapabiliyordunuz oyun süresini. Evet bakın 45 dakika var. 45 dakika oynuyorduk biz bunu arkadaşlar ya, deli gibi. Şu anda 4 dakika kalsın da. Bu arada bir dakika, Options'ta ilginç şeyler vardı ya az önce. Dur bir dakika. Nerede? Options'ta ilginç şeyler vardı. Bakın, faul normal, offside kapalı, yaralanmalar kapalı abi. Faul normal, off, no bookings var. Normal var, off var. Off yapalım mı abi? Hadi off yapalım, biraz arcade olsun. Çünkü oyun, yani simülasyon oyunların atası denebilecek bir oyun bu ama. Böyle olsun. Bundan önceki FIFA 95'te orta sahadan Röşta ile gol atılıyordu. Bunda da tabi abuk kubu şeyler var ama en azından böyle gerçekçilik var biraz. Gerçekçilik yapmaya çalışmışlar oyunu. Şimdi Amerika, Brezilya, hadi böyle olsun. Rastgele olsun. Bayağı böyle oynayacağız zaten. Şut. Amerika'yı bayağı iyi yapmışlar yalnız. Şut, pas, koşma, defense ve genel olarak da iyi. Bakın. İnanılmaz değil mi abi? Spiker. Bakalım. Ya çıldırmışsın abi. Yani böyle şut atıyorum. Any shoot falan diyor. Böyle çıldırıyorduk falan yani. Ne günlerdi be. Şimdi kamera ayarlarına falan girersek de oyunun işte bazen şöyle oynuyordum. İşte bazen story stadyum cam'da oynuyordum. Shoulder'da oynuyordum. Ball cam acayip yani. Ball cam'den açarım. Şimdi normal telecam bir dursun. Ball cam'den de açarım. Yani şöyle söyleyeyim, ben FIFA 96'dan sonra bir 2000'li falan ne oynadım. 97'yi de oynadım tabii yani. Çünkü FIFA gitgide gelişiyordu biliyorsunuz. World Cup 98'i oynamıştım galiba. Sonra World Cup 2002'yi mi oynadım? Tam hatırlamıyorum da. Şu yeni FIFA'ları oynamadım. Hani FIFA 19'u, 20'yi falan hiç bilmiyorum. O yüzden yani ona göre izleyin videoyu. Hani tam bir hiç FIFA ile alakası olmayan bir adamım ben. Ama bu benim için önemli olduğu için oynuyoruz. Ve zaten bende var böyle fiziken. O yüzden. Evet. Ama bence şimdi PlayStation 1'de ben bu oyunu hiç oynamadım. Bilgisayarda oynamıştım. Bence bilgisayar versiyonu daha iyi grafikleri yani. Bilmiyorum ama. Şimdi X ile yerden pas atıyoruz. Kareyle havadan pastı galiba. Yuvarlakta şut. Adama böyle top adamların ayağına yapışmış gibi değil mi böyle? Jort diye. Ne oldu ya? Nasıl ya? Abi touch olmadı mı? Şimdi touch oldu artık değil mi? Ben attım ama. Şimdi. Bir tuşlara kayma önemliyim için. Çünkü faali kapattım. Habire adamlara kayacağım. Ne oldu? Heyecansız bir oyun. Oyun şu anda. Bakacağız. Atsana be. Karşıma keşke güçlü bir takım alsaydım. Yani Amerika güçlü sandım ama Amerika herifler güçlü yapmış. X'e basınca mı bir şey oluyor? Oha gol yiyoruz. Aha gol yiyordum az kalsın. Çok kötü oynuyorum biliyorum da bir ısınayım. Şimdi atalım abi topu, en uzağa atalım. Dikelim. Evet. Aa. Hiç top alamıyorum ya. Ha, kayma bulduk. Hop, bu ne be? Aa, adam şey yaptım tepesinden. Hadi gidelim aşağı. Ya pas atmaya çalıştım olmadı. Evet. Vah! Hadi. Abi. Hadi. Hadi bakalım. Şu adamı şuraya alalım. Ona verelim. Nereye attı be onu? Oo, güzel güzel. Oo. Abi koşmayı falan da bilmiyorum ki. Koşma var mı ki, onu da bilmiyorum yani. Ortaya bir atmaya çalışayım. Şöyle. Hadi bakalım. Lan. Abi taçı kullanan adam geri koştu topa. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi. Ah. Evet çok kötü, sıkıcı bir maç ama
Giyiyorduk yan golü. Evet. Dikelim direkt. Bu arada kör olacağım yalnız. Kocaman ekranda kare kare şeylere bakarken top bana geldi. Kaleye attım. Olmadı, evet. Belki de koşma yoktur. Vardır herhalde değil mi ya bu oyunda? Hani bilenler varsa yazsın yorumlara. Çocukken oynuyordum ama Space tuşuna saydırıyordum sadece tek. Space tuşuyla oynuyordum oyunu. Yorulma yok zaten bildiğim kadarıyla oyunda. O yüzden koşmayı bulursam L tuşlarına basıyorum. Top hiç bana gelmediği için. Evet. Tamam, aldık. 3 kişi gidiyoruz. Yapma bunu da be. İlk yarı bitti galiba. Evet, Virtual Stadyum'da ilk maç, ilk yarı 0-0 abi. İkinci yarı başlıyor. Hadi. Abicim ya. Gol yiyorduk abi, kaleciye bak nasıl bakıyor ya. Yapıştı. Adam ayağa kalkıyor ya. Tabi sakatlanmaları kapattık. Abicim gol yedik ya. Gol yedik. Yani bana yorumlar yazmışsınız abi sen bence futbol oyunu oynama diye. Doğru olabilir. Animasyona bakın bu arada. Oynamasam iyi olurdu ama güzel, yine de oynadık. Mario Soccer oynayacağım abi bundan sonra. Ben böyle arcade oyunları daha iyiyim. Bunda iyi değilim ya. Neyse, PlayStation'da 25. yılında FIFA 96'yı oynamış olduk. Güzel bir oyun. Umarım siz de beğenmişsinizdir videoyu arkadaşlar. Yorumlarınız varsa onun alt kısmına yazın. Sizin anılarınız varsa FIFA ile ilgili, 96 ile ilgili onları da yazabilirsiniz. Unutmadan çekiliş ve ödül yarışmamız var. Onunla ilgili videoda açıklama kısmında olacak. Onu da bakmaya, çekilişe katılmaya